Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bu Han kardeşler bir video daha attı. Videoda cinler öfkeyle saldırdı. Şimdi bu cinler öfkeyle saldırıyor. Ama neyle saldırıyor? Soba borusu atıyor. Dirsekler olur ya bildiğiniz. Cin soba borusu atıyor arkadaşlar. Ya ben insanlara anlatamıyorum ya da anlamak istemiyorlar. Ya da gerçekten doğruları gördükleri halde inanmak istemiyorlar. Giriyorlar bir yere, bir hafta da değil. 2 gün önce tek gidiyor, 2 gün sonra başka biriyle beraber gidiyor, ekibinden başka biriyle. Gidiyorlar abi, bir odaya geçiyorlar, soba borusu geliyor. Bu nereden geldi lan arkadaş? Cinin işi gücü bitti de size soba borusu mu atacak ya? Ya böyle bir mantık var mı arkadaşlar ya? Siz hiç hayatınızda duydunuz mu ya? Bir cinin kalkıp da bir insana soba borusu atmak. Hiç böyle bir şey duydunuz mu gerçekten yani? Ben çok merak ediyorum. Neyse bulundukları yerden çıkıyorlar. Başka odaya geçiyorlar, yan odaya. Bir daha. Soba borusu bu sefer oraya geliyor. Ya kardeşim. Ya biraz mantık çalıştın ya. Cin kalkıp da size anasını satayım bir eşyayı alıp da sizi oradan fırlatmaz ya. Hani bunu biraz mantıkken düşünün ya. Cin soba borusu atıyor ya. Öfkeyle saldırdı dediği olaya bak. Çatıdan ses geliyor, taş geliyor. Kapı kapanıyor, bir şey oluyor. E bu nasıl bir cin saldırması abi yani şimdi? Cin neye saldırıyor? Eve mi saldırıyor yani? Kapıları işte sinirleniyor da kapılara yumruk mu atıyor? Kapıları mı çarpıyor? Tavana taş mı atıyor? Burada cin senin neyine nerene saldırmış? Nerende bir zarar var? Yani bir de ondan sonra bir bölümünde de kalkıyor. Bir dakikasını hatırlamıyorum. Kapının oradan kapı açılıyor. Tahta. Bakın arkadaşlar. O önde işte ağaç dalları var kapının önünde. Cin kapıyı açıyor. Bir de tahtayı aşağı bırakıyor. Yani ağaç dalını aşağı bırakıyor. Niye? Bak ben diyor cinim. Görün size dal bırakıyorum. Gördün mü? Aa, gördün mü? Adam abi gördün mü abi? Dal geldi. Ve ondan sonra emekleyerek geçiyor herhalde. Cin yeni yeni emeklemeye başlıyor. Ya da boynunu bayağı bir büyütmüş. Yine siyah çarşaflı cin. Arkadaşlar siyah. Meşhur. Meşhur yani siyah çarşaflı cin. Yavaş yavaş gidiyor. Hemen orada bir hani mesela fotoğraf çekersiniz. Efektler vardır değil mi? Mesela işte siyah beyaz olsun. Blur olsun. Renk tonu olsun. Efekt koyarsınız. Yaptığınız videoya da resimlere de. Ondan sonra bu da öyle bir efekt koymuş. Bir de utanmadan altına yazmış. Renklendirildiğinde ortaya çıkan görüntü. Cin. Siyah çarşaflı. Belki normal görüntüyle onun sap gibi normal bir çarşaf olduğunu zaten göreceksiniz. Ama renklendirmede nasıl oluyor? İşte biraz daha karman karışık olduğu için işte renklendirdik. Ya kardeşim bu insanlara inanıyorsunuz. Geliyorsunuz yere geliyor savunuyorsunuz. Yere geliyor laf ediyorsunuz. Ya bir girin bir araştırın ya. Bir cinin kalkıp da soba dirseği atması, borusu atması. Hiç ömür hayatınızda bir duyulmuş, bir görülmüş bir olay mı ya? Ulan tam bir rezalet ya. Adam göz göre göre ya soba borusunu atıyor. Cin saldırdı. Cin nerene saldırmış kardeşim? Ne yapmış sana? Sana bir cin musallat olacak. Sana saldıracak. Sen hiçbir şey olmayacak. Kamera elinde, fener elinde. Rahat rahat hadi gideceksin. Ondan sonra 2 gün sonra yine bir video koyabileceksin. Ya hiç bunlara böyle tapanlar bir de dua yazanları bu hiç anlamıyorum zaten. Bir de dua yazanlar var. Ya sizin nasıl bir zihniyetiniz var ya? Ulan o duayı yazmasını biliyorsun da bir cinin böyle bir hareket, böyle bir şey yapacağını bilmiyor musunuz ya? Ya Allah aşkına söyleyin arkadaşlar. Siz hiç hayatınızda bir cinin işte atıyorum soba borusu, soba kapağı, güğüm, kazan attığını gördünüz mü ya? Ve bulunduğun odadasın ne hikmetse kameranın görmeyeceği şekilde yerden ağrı atılıyor. Ne oldu cin attı. Ne oldu cin ses yaptı. Ya kardeşim biraz kafa ya biraz ya.
Ya hadi kafanız da çalışmıyorsa gidin bir danışın ya. Her videomda söylüyorum. Gidin bir danışın. Danışmak kötü bir şey değil. Sormak kötü bir şey değil. Doğruları söylüyorsunuz. Kötü oluyorsunuz. Ondan sonra başlıyorlar. Vay efendim prim yapmaya çalışıyorsun. Vay efendim bilmem ben prim yapmaya çalışmıyorum kardeşim. Ben prim peşinde değilim. Bunlar bugüne kadar artık almış başını ilerliyor. He bazı ifşa kanalları var. Mesela video olarak sunuyorlar. Ben video olarak sunmamamın sebebi şudur. Benden çekiniyor bu dümenciler. Ben bunların bir görüntüsünü koyduğum zaman hemen YouTube'a şikayet ediyorlar. Bunu Paranoyaks, Tarık çok iyi bilir. Zamanında çok yapmıştı benim ilk kanalımda. Benden çekiniyorlar, şikayet ediyorlar arkadaşlar. Çekinmeseler de olay şu. Ben diğer ifşa kanalı gibi bunların görüntülerini koymam. Çünkü niye? Ondan para kazanıyorlar. Yani o adam, o şahıs o videoları koyuyor. Ama ne oluyor biliyor musunuz? Yine telif hakkı alıyor. Ama eğer ki o video sahibi şunu demezse, ben videonun kaldırılmasını istiyorum diye bilgi vermezse, video kaldırılmıyor. Ama o video ne kadar izlendi? 1000 kişi. %70 kazancı yine bu dümenciye gidiyor. Ve o şahıs şöyle bir şey diyor. İzleyin, inanmayın. İzlemeyin kardeşim. Niye izliyorsunuz da prim veriyorsunuz? Benim amacım burada bu insanlara izleyin. Ama inanmayın amacı değil. Bunlar din Allah korkusu olmayan, Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz insanlara dur demek. Ben her zaman söylüyorum. Makarasına dahi olsa izlemeyin. İzlemeyin yani makarasına dahi olsa. İzlemeyin arkadaşlar, boş verin. Bunlar gerçekten Allah'tan korkmaz insanlar. Bir de ayetler koyuyorlar, bir de dua okuyorlar. Okumasını dahi bilmiyorlar. Hiçbir zaman bunlara prim vermeyin. Hiçbir zaman inanmayın. Sonuna kadar durmayacağım. Gerekirse bir kanal daha açacağım. Yeter ki hani YouTube'da böyle yazıldığı zaman hepsi karşılarına çıksın ki insanların bazı şeyleri görsünler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlar. Durmak yok. Devam.